ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني. Dinimden dönüş yapmış veya kafir olmuş durumda değilim. Onun için bu mektubu yazmadım. وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ İslamiyet'ten sonra asla küfre de razı değilim. Kafir olmaya razı değilim ya Resulallah. Sadece senin de muhacirle gelen muhacirle, onların da akrabaları var, benim de akrabalarım var. Onları bir iyilik yapayım dedim. Akrabalarımı himaye etsinler. O amaçla gönderdim. Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam, اَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَصَدَقَ Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Hazreti Ömer dedi ki, دَعْنِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah Resulü beni bırak. اَذْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ Bu münafıkın boynunu vurayım. Kılıçla vurayım boynunu. Peygamber Efendimiz dedi ki, اِنَّهُ قَشَهِدَ بَدْرًا Şüphesiz. Bu gördüğün hatim, Bedir Savaşı'na katılmış. Bedir sahabeleri, savaşa katılan 313 sahabeden biridir. وَمَا يُدْرِيكَ Ey Ömer, nereden biliyorsun ki? لَعَلَّ اللّٰهِ Umulur ki Cenab-ı Allah اطَّلَعَ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Belki Allah demiş ki, ey Bedir ehli, ey Bedir'de savaşan sahabe-i kiram, ne yaparsanız yapınız, ben sizleri bağışlamışım. Belki böyle Allah onu bağışlamıştır. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah Mücadele Suresi'nde La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri Bulamazsın öyle bir mümin grubu, öyle bir müminler grubu, öyle mümin cemaati. Hem Allah'a hem ahiret gününe iman etmişler. Yuveddûne men haddallâha ve resûlehu. Bir taraftan iman mı? Bir taraftan da Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapan bir böyle bir mümin grubunu bulamazsın. Yani hem bir taraftan Allah'a iman etmişler hem de Allah'ın düşmanlarını, Resul'ün düşmanlarını seviyorlar. Öyle bir cemaati bulamazsın. وَلَوْ كَانُوا اَبَاهُمْ وَلَوْ ki Allah'a ve Resul'e düşmanlık yapanlar, o müminlerin babaları dahi olsa, اَوْ اَبْنَاهُمْ evlatları dahi olsa, اَوْ اِخْوَانَهُمْ kardeşleri dahi olsa, اَوْ عَشِرَتَهُمْ akrabaları dahi olsa, onları sevemezler. Çünkü Allah'a ve Resul'e düşmandırlar. Ulaike katabe fi kulubihimul iman. Yüce Allah onların kalplerinde, müminlerin kalplerinde imanı yerleştirmiştir, sabit kılmıştır. Ve eyyedahum bi ruhin minhu. Ve yüce Allah yardımıyla dünyada düşmanlarına karşı yardımıyla desteklemiştir onları. Ve yudkhiluhum cennetin ve onları cennetlere koyacaktır, girdirecektir. Tecri min tahtiha'l enhar. O cennetteki sarayların ağaçların altında ırmaklar akıyor. Halidine fiha ebede orada halidine fiha orada ebedi kalacaklardır. Radiyallahu anhum artık Allah onlardan razı. Bir daha onlardan kızmayacak. O aradu an onlar da Rabbi Allah'ın onlara verdiği o nimet ve kerametlerinden dolayı Allah'tan çok razıdırlar. Ulaike hizbullah onlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın taraftarları, gafilin Allah taraftarı veya Allah dostları hem dünyada da hem ahirete de saadete ulaşacaklardır. Mes'udturlar, kurtuluşa ermişlerdir. Yani İmam-ı Fahreddin Razi diyor ki bu ayetteki mana yani hem iman hem de Allah düşmanlarına karşı sevgi bir arada olamaz. Birini yaparsan eğer müminsen onları sevmemen gerekir. İnsan birisini severse onun düşmanlarını sevemez. Öyle olmaz. Bu iki yönden. Fahreddin Razi diyor ki, İmam-ı Razi. Çünkü eğer iman etmişse ve kalbinde de Allah ve Resul'ün düşmanlarına sevgisi varsa demek ki o kişi gerçek mümin değildir. Münafıktır o. Hem bir taraftan Allah'a iman etsin hem de Allah'ın düşmanlarını seveceksin. Bu görüşe göre diyor. Bu bir görüştür. Anlatıyor. Bir görüşe göre Fahreddin Razi münafıktır, mümin değildir artık. Diğer görüş diyor. Hayır diyor. Olabilir. Hem bir taraftan iman etmiş hem de Allah ve Resulü'nün düşmanlarını seviyor. Bir kalpte olabilir. Fakat bu bir masiyettir. Kebire. Büyük bir günahtır. Evet. Peki başka bir durum var. İcma-i ümmet. Müslüman gayrimüslimlerle oturabilir,
Muaşeret babında onlarla muaşeret edebilir. Onlarla alışveriş yapabilir. Onları dost olabilir normal bir şekilde. Bir taraftan diyor ki, diyorsunuz ki onları sevmeyiniz. Sevmeyiniz diyorsunuz. Nasıl olur bu? Mahzurlu olan durum nedir? Diyor ki, eğer gayrimüslim kafir olanı hem dünyada hem ahirette onun faydasını çok istiyorsun. Dini olarak ve dünyevi olarak. Çok iyi olsun. Oradan gelecek tehlikeye karşı hazırlıklı değilsen bu mahzurludur yani. Evet, dünya sevebilirsin ama uhrevi senin inancın var yani. Senin inancına göre Resul'e iman etmeyen kişi imanı eksiktir. Dolayısıyla o müminlere karşı evet, dünya çok küçülmüş. Ticaret hayatı da vardır, komşular da vardır, gelip gidenler de vardır. Müslüm, gayrimüslim, onlarla muaşeret, ihtilat. Ama tamamen öyle. Onlar bizden daha iyi olsun, dünyada, ahirette benden daha iyi olsun. Faydasını istemek, dilemek, oradan gelecek tehlikeye karşı öyle gafil kalmak bu caiz, bu mahzurludur. Bu olmasa zararı yoktur. Komşumuzda gayrimüslim olabilir. Vatanımızda gayrimüslimler de olsun, olabilir. Veya başka devletlerle biz alışveriş yaparız, gideriz, geliriz. Onlar bize gelir, ihtilat olur olsun. Beşer olarak bunu yapabiliriz, caizdir. Bu ayete, bir, demek ki hem iman ve hem Allah ve Resulünün düşmanlarının sevgisi bir kalpte olamaz. Bu bir. İkinci şeyde, bu Allah'a ve Resulüne karşı düşman olanlar, düşmanlık besleyenler, velev ki babamız, velev ki evladımız, velev ki kardeşimiz, velev ki akrabamız, ki insan bunlar çok meyyal. Bunlar benden, benim akrabam, benim babam, benim kardeşim. Velev ki öyle dahi olsalar dahi, mümin hem iman etmiş hem onları sevecek durumda değildir. Evet, ihtiyaçlarını karşılayabilir, onlarla oturup kalkabilir ama asla iman ve sevgi bir arada olamaz. Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anhüme, Abdullah İbn-i Abbas yani sahabenin en alimlerinden bir tanesi diyor ki, bu ayet kimin hakkında nazil olmuştur? Fi Ebi Ubeydet ibn-i Cerrahi katele ebe, babasını öldürdü savaşta, din için, iman için. Evet, ismi Abdullah'dı. Evet, babasının ismi Abdullah İbn-i Cerrahi. Evet, belli. Belki babasını öldürdü. Ve Umar ibn al-Khattabi katala halehu al-As ibn Hişam. Hazreti Ömer dayısı Al-As ibn Hişam'ı öldürdü. İbn al-Mughira Bedir Savaşı'nda. Ebu Ubeyde de babasını Bedir Savaşı'nda öldürdü. Hazreti Ömer de öz dayısı Al-As ibn Hişam'ı, İbn al-Mughira'yı Bedir Savaşı'nda öldürdü. Hazreti Ebu Bekir oğlunu çağırdı. Daha müşrikti. Müşrikler safında. Mübarezeye, savaşmaya. Efendimiz dedi ki ona, metti'ne bi nefsike. Ey Ebu Bekir, bizi nefsinle mutlu et. Bu manası şudur yani, sakın fazla öne gitme, savaşma. Çünkü seni çok seviyorum, seni kaybetmek istemiyorum. Başka, Mus'ab bin Umeyr, katele ahahu Ubeyde bin Umeyr. Kardeşi, öz kardeşini, Ubeyd bin Umeyr'i öldürdü. وعلي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر. هل بس بندر يقتل؟ بندر يقتل ده. بعشرة حضرت علي حمزة وعبيدة كم يقتل ده؟ عتبة يقتل ده، شيبة يقتل ده، والوليد بن عتبة يقتل ده. يعني ولو كي الله دشمن ولا دشمن خيبان. رسول الله دشمن خيبان ولو كي babanız olsa, velev ki kardeşiniz olsa, velev ki evladınız olsa, velev ki aşiretiniz olsa, o onları hem iman etmiş hem de onları seveceksiniz. Böyle bir mümin grubunu bulamazsın ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Olamaz diyor ha. Yine Kur'an-ı Kerim Ali İmran Suresinin 28. ayeti. La yettehiz, bu bir nehidir. La yettehizil mu'minun kafirine evliya. Sakın ha mu'mine kafirleri dost edilmesin, sevmesin. Yani min duni mu'min, mu'minleri bırakıp da kafirlerle dost edilmesin. Kafirlerden yardım istemesin. Kafirlere iltica etmesin. Evet.
Yani sevgi müminlere karşı, müminlerle olsun. Ve men ef'al zâlike. Kim böylesini yaparsa, müminleri bırakıp da kafirlerle dost edinmeye çalışır. Feleyse minallâhi fî şeyin. Allah'la ilişiği artık kalmamıştır. İlişiği kesilmiştir. İlla en tettakû minhum tukâden. Ancak eğer siz zayıf bir durumdasınız, müşrikler çok kuvvetli, mecbur onlara karşı biraz yumuşak davranıp idare yönüne gitseniz o olabilir. Ve yuhazzirukumullahu nefse, yüce Allah kendisinden korkmanızı emreder, uyarıyor. Ve ilallahil masir, dönüş Allah'a olacaktır. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde inne emenne nâsi aleyye fi zuhbetihi ve malihi, gerek sohbeti, gerek malı ve bana en fazla bana yardımı dokunan, minneti olan kişi Ebu Bekir'dir. Radiyallahu anhu. Ebu Bekir Sıddık. وَلَوْ كُنْتُمْ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ اُمَّتِ شَاهِدْ. Eğer ümmetimden kendime bir dost edinseydim, لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ. Ben Ebu Bekir'i kendime dost edinirdim. وَلَكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ. Lakin İslami kardeşlik vardır ve İslami sevgi vardır. Yani İslamiyet'te kardeşiz. Birbirimizi seviyoruz. Peki burada bir soru var. Niye Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir kendine halil dost edinmedi? Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinde فَلَيْسَ ف۪يهَا لِغَيْرِهِ مُتَّسَعٌ. Allah sevgisi dışında boş kalmış kalbinde bir yer yok. وَلَا شَرِكَ. Veya o sevgiyi de Allah'a karşı, Allah'a olan sevgisini de başkasını da böyle sevecek bir durumda, ortaklık yapacak bir durumda değildir Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Bu çok ölü bir durumdur. Ancak Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şerefe nail olmuştur. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle vurguluyor. Meveddet konusunda evladın babasına karşı veya babasının ehli ve dostlarına karşı o sevginin devam ettirmesi. Diyor ki enne eberrel birri, iyiliklerin en değerlisi silatul veledi ehli ebihi, çocuğun evladının baba dostlarına, baba ehalisine, ailesine iyilik göstermesi, iyi olması. Bu iyiliklerin en değerlisidir. Yani bir evlat için en değerli şey baba dostu, baba ahalisi kim varsa onlara iyilik yapmaktır. Evet. Ve yine hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi kadınla koca arasında meveddeti, sevgiyi anlatıyor. Tezevvecu, evleniniz diyor. Elvedude, sevecen kadını alınız. Sevecen. Elvelude, doğurgan kadını alınız. Yani burada yani evlenirseniz birbirinizi sevecek bir kadınla evlenin diyor. Evet. İmam-ı Nevevi meveddeti, muhabbeti anlatırken der ki men vasala ila vuddihi, kim Allah'ın sevgisine, kim yüce Allah'ın muhabbetine ulaşırsa enise bi kurbihi, ya Cenab-ı Allah'a yakın olmakla teselli bulacak. Yani ya, Allah'a yakın olacak. وَمَنْ تَوَسَّلَ بِالْوِلَادِ, kim sevgiyle Allah'a tevessül eder de فَقَدْ اِسْتَفَاهُ مِنْ بَيْنِ الْعِبَادِ, yüce Allah o kişiyi kulları arasında seçer. Evet. هَرَمْ بُنِ حَيَّنْ diyor ki Allah sevgisi هُوَ الطَّرِيقُ اِلَى الْاِسْتِقَامَةِ الْمَحِبَّةِ مَعَنَّةِ. Allah sevgisi insanlara olacak veya yapılacak sevginin doğru olmasının neticesidir. Yani eğer sen Allah'a karşı sevginde iyi olursan inşallah Allah da insanlar arasında sevgisi, o sevgini, muhabbetini iyi yapacaktır. Diyor ki مَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ اِلَى اللّٰهِ. Hiçbir kul yok ki kalbini Allah'a yönlendirmiş. İlla aqbalallahu kulubel mu'mini. Cenab-ı Allah da böyle bir kul. Cenab-ı Allah müminlerin kalbini de o kişiye yönlendirir. Yani eğer sen kalbini Allah'a çevirir, Allah'a fazlasıyla seversen, müminlerin, Cenab-ı Allah müminlerin kalbini de sana yönlendirir, seni sevmeye başlarlar. Evet, ta ki Allah müminlerin
sevgisini ve muhabbetini o mümkünlere karşı kazanırsın onları sevme, seni sevmeye başlarlar. Dolayısıyla okuduğum ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen meveddet kelimesi, ki o da muhabbet manasını taşıyor, güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde anlattım. Gerçek sevginin, muhabbetin sadık olması lazım, samimi olması lazım. Belli bir çıkar, eyvah. وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا اَرْتِدَادًا عَنْ دِينِ Dinimden dönüş yapmış veya kafir olmuş durumda değilim. Onun için bu mektubu yazmadım. وَلَا رِدًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ İslamiyetten sonra asla küfre de razı değilim. Kafir olmaya razı değilim ya Resulallah. Sadece senin de muhacirle gelen muhacirle, onların da akrabaları var, benim de akrabalarım var. Onları bir iyilik yapayım dedim. Akrabalarımı himaye etsinler. O amaçla gönderdim. Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam emme sahibukum fakat sadaka. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Hazreti Ömer dedi ki da'ni ya Resulallah, ey Allah Resulü beni bırak. Adrib unuka hadel münafiki. Bu münafıkın boynunu vurayım. Kılıçla vurayım.